Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere farklı bir otu tanıtacağım. Daha önce görmediğiniz, tanıtmadığım bir ot. Ülkemizin pek çok yerinde yetişen kıllık kodim otu. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar kıllık kodim otu minicik bir ot. İsmi büyük, kendisi küçük. Kaç yıldan beri size onu göstereceğim. Geliyorum şu bölgede. Genelde yetişen bir ot. Farklı yerlerde de bir iki tane öyle görebildim. Çok yaygın değil. Şu bölgede çok görüyordum. Yine geldim. Geçen geldiğimde olmamışlardı, bir çıkmamışlardı. Şimdi geldim, çiçeğe kalkmışlar. Bu otu olduğu kadar size göstereyim. Gelecek yılda da karşıma çıktıkça size onun daha böyle güzel görkemli halini göstereceğim. Zaten dediğim gibi çok küçücük bir ot. Beyaz çiçekli bir ot. Burada o kadar çok ot var ki mesela şu karga tırnağı dediğimiz çatlak çanak otu. Burada çıkmış, her yerde var zaten. Burada şunlar baldırın otu, şu yapışkan otu, yoğurt otu. Ama tabii onları göstermeden ben size kıllı kodim otunu göstermeye çalışayım. Dediğim gibi çok az örneği olan bir ot. Mesela şu arkadaşlar. Bakın şu minicik gördüğünüz kıllı kodim otu. Ama daha da iyi örneklerini görmeye çalışıyorum. Böyle neredeyse bir iğne ucuyla arar gibiyim. Bakın şu mesela arkadaşlar. Şu gördüğümüz kıllı kodim otu. Bakın böyle dantelimsi bir yaprak şekli var. Yapraklarını çok beğenmiştim zaten daha önceki yıllarda da. O zamanlar fotoğraf almıştım. Keşke çekim de yapsaymışım. En kötü aşaması şimdi bu oldu. Şurada minicik arkada tohumu dökülmüş çıkmış ve hemen tohuma kalkmaya başlamış. Bakın yani daha yeni küçücük bir bitki tohuma kalkıyor. Yayılıcı istilacı türlerden bir tanesi. Ve onu şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım size. Bakın. Hatta şöyle bir küçük şöyle yaprakları var arkadaşlar. Çok minik olduğu için de. Şurada da yine bir tane daha var. Şunu da göstermeye çalışayım. Hatta şu kuzu kulağı otlarını koparayım ki karışmasın bize. Şimdi şu ota dikkat edin. Bu kıllık kodim otu. Daha önce gördünüz mü? Biliyor musunuz bu otu? Yenen otlarımızdan bir tanesi. Tere, roka gibi tüketilebilir. Bakın kır teresi, kara teresi ismi de veriliyor. Aynı zamanda tüylü, acı, turp otu diye de geçiyor. Turpgillerden olan bir ot bu arada. Aynı acılıkta ama acılığı beni çok etkilemiyor. Ve kıyamıyorum, şunu bile yemeye kıyamıyorum. Çünkü çok yaygın değil. Burası genelde çok sulak bir bölge ama yağmurlar sürekli olmadığı için kıllı kodim otuna uygun ortam oluşmuyor. Şimdi bunu gördük. Bunun dışında şöyle yanlara doğru geçeyim. Olmazsa onu koparıp taçlandıracağım size. Şimdi şurada bir örneğimiz var ve bu örneğimizde bakın ne kadar küçük minicik. Şöyle şurada gördüğünüz gibi şunu da alalım. Göstermeye çalışalım. Bakın. Şu kuş otları da bizi engelliyor. Evet. Şöyle kıllı kodim otu. Çiçeğine de dikkat ederseniz bakın beyaz çiçeği var. Böyle hemen tohuma kalkan bir bitki çok ilginç geliyor bana. Şurada da mesela dikkat edin. Bu da yine aynı otlarımızdan bir tanesi. Aslında çok çok böyle yayılması lazım. İstilacı bir tür dediğim gibi. Ama maalesef burada fazla yayılamıyor. Beyaz çiçekli olan kara teresi, kır teresi otumuz bu. Şurada da yine var. Hatta şunu alacağım. Şöyle şuradan koparacağım. Şunu göstermeye çalışacağım. Bakın şöyle bir bitki otumuz. Tohumlarını görüyorsunuz yukarıda böyle turp otunun tohumları gibi kapsülleri uzun uzun. İlginç bir ot bu da. Bunun çiçeklerini de tüketebilirsiniz. Dalını da tüketebilirsiniz. Şu yapraklarını da tüketebilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki bu kadar minik bir ot nasıl tüketilir? Tabii ki o da size kalmış. İlla bunu tüketmemiz gerekmiyor. Tanıdığımız zaman bazı yerlerde daha büyük olabiliyor. Mesela şunlar, şu gördükleriniz arkadaşlar. Kıllı kodim otunun ta kendileri. Bakın
Çiçeklere de dikkat edin. Beyaz çiçekli ve minik böyle çiçekleri. Şunlar çok küçükler. Büyütemedim bunları burada. 2-3 yıldır da bekliyorum büyüsünler, çıksın diye. Bakın yine şurada da bir, bunu da alayım hatta. Bakın böyle bir ot. Geçtiğimiz yıllarda çektiğim fotoğrafları da bu videonun sonuna eklemeye çalışayım. En azından güzeldi o fotoğraflar. Şimdi şurada da görüyorum. Evet, bakın. Yine bu da çiçekte. Ve şöyle yaprağını da alayım hatta. Gördüğünüz gibi minicik bir yaprağı var arkadaşlar. Aynı zamanda çiçeğini görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz kuzu kulağı otu ne kadar güzel. Bunların arasında da kıllı kodim otu var arkadaşlar. Kıllı kodim otunun minikliğini göstermeye çalışacağım. Mesela şu arkadaşlar. Bakın şu minicik. Bakın şu minicik. Şunlar. Bu kadar küçükler. Tabii yerini eğer severse, bol su alırsa çok daha büyüyebiliyor. Şöyle avucumun içi kadar olabiliyor. Şimdi size kıllı kodim otunun şöyle yaprak kısmını, taban yapraklarını göstermeye çalışacağım. Orada dikkat etmeniz gereken şu yapraklarının karşılıklı dizilişleri. Fakat en son şöyle yaprağın sonuna geldiğimizde tek bir tane böyle kalp gibi yaprağı var. Şöyle göstereyim. Şu yanda gördüklerimiz de yine kıllı kodim otunun benzerleri. Bunun çiçekleri şöyle beyaz olur ve bu çiçekler tohum bağladıktan sonra turp otlarında gördüğümüz gibi bu şekilde kapsüller, uzun kapsüller oluşturur. Bu kapsüller oluştuktan sonra hemen kendini açar ve fırlatır dışarıya. Fırlattığı için çok uzak yerlere gider bu tohumlar. O nedenle yayılması kolay olur. Dediğim gibi mücadele edilen otlardan bir tanesidir. İstilacı bir türdür ve aynı zamanda tüketilir, yenir. Salatalara veya çorbalara, çiğ veya pişmiş olarak kullanılabilir. Tadı dediğim gibi, hatta şu anda da bir deneme yapayım. Şu yaprak kısımlarından ziyade tohumlu kısmı. Hafif acı. Acı olduğu için de zaten acı tere ismi de veriliyor. Kıllı acı tere, kır teresi, kara tere veya dediğim gibi tüylü acı turp otu ismiyle anılabiliyor. Ama en yaygın olarak da arkadaşlar kıllı kodim otu ismi daha fazla biliniyor ülkemizde. Çorbaları katabilirsiniz dediğim gibi. Çiğ olarak kullanabilirsiniz. Çiçeklerini süslemelerde, çorbalarda veya salatalarda kullanabilirsiniz. Zaten küçük minicik bir ot. Eminim tadını seveceksiniz. Ben seviyorum onu bu şekilde bile böyle. Ağzıma atıp yiyorum. Çok acı değil ama bize tere tadını daha çok anımsatıyor. Daha çok nerelerde yetişir? Gölgeli böyle yamaçlarda, yol kenarlarında, sulak arazilerin kıyılarında yetişen bitkilerimizden bir tanesidir. Yani şu yaprakları dediğim gibi çok fazla böyle büyümediği için ben size detaylı anlatmaya çalıştım ama seneye, gelecek yıl tekrar bu otu tanıtmaya çalışacağım. Şimdi şöyle biraz daha tarayalım. Bulduklarımızı göstereyim. Mesela şunlar hep kıllı kodim otunun, böyle bakın dikkat edin yapraklarına. Aslında şurada da güzel bir örnek gördüm arkadaşlar. Bakın şurada. Şu yaprak güzel. Bakın yaprağına. Yaprak bu şekilde, çiçek de bu şekilde. Özellikle şu. Bence
şu gördüğünüz yapraklar, bakın şu ve şurada gördüğümüz karşılıklı diziliyor. En sonda şu tepede bitiş noktasında tek başına. Hep böyle karşılıklı. Tam da gösteremedim ama güzel bir örnek oldu. Çiçeğini de hemen göstermeye çalışayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Nihayet size boğutu gösterebildim. Şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Bu yukarıda bir bölüm var. Orada da görmüştüm. Yine karşıma çıkarsa şöyle bakıyorum. Çatlak çanak otunu görüyorum. Karga tırnağı otu. Şurada basur otu var. Yani şöyle göstereyim bakın. Arpacık salibi dediğimiz ot. O da artık çiçek açmaya başladı. Tabii kazay ağıtlarını da görüyorum arkadaşlar. Onlar da iyice çoğalmışlar. Bir kazay ağıtı toplayıp onu yine pişirebilirim. Ama benim şu anda aradığım kıllı kodim otu bu kadar nazlı bir ot. Hakikaten gördüğünüz zaman da nazlılığını anlayacaksınız. Böyle büyük bir ot değil. Aman Allah. Çok güzel bir kuzu kulağı otu. Şöyle en taze yapraklarından bir tane yiyeyim. Şunu. Harika bir lezzet. Harika. Aynı erik tadı. Buralarda da kazay altları var. Bakın şöyle iyice çıkmaya başlamışlar. Her alanda yayılmaya başlamışlar. Bakın şöyle. Çok güzeller bunlar da. Şu tazeyi de yiyeyim. Çok güzel bu da. Bu da başka bir tat. Hafif kokulu. Maydanoz ve farklı bir pırasa arası değişik bir lezzeti var. Şu bölümlerin hepsi bakın şöyle yayılmış kazay ağıtları. Ben şuradan geçeyim yine. Şuradan yine bir tane daha kuzu kulağı yaprağı toplayayım. Of, nefis. Ekşiliği çok güzel. Şurada geçerken hemen göstereyim. Ormanın içindeyim zaten. Bakın keçi memesi otu. Şurada da yine çıkmış. Şurada yine meşenin dibinde gördüğümüz. Şurada asparagus neydi? Diğer adı tilki şen dediğimiz ot. Sarmaşık türlerinden biri. Kuşkonmaz. Yoğurt otları çok güzel çıkmış. Bakın şu güzelliği. Arkadaşlar sizlere bu videomda kıllık kodim otunu tanıtmış oldum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.